Romalıların tuvaletlerini yaparken pek utangaç oldukları söylenemez. Zira 1 milyon nüfusun tarihte ilk kez görüldüğü Roma şehrinde bu koca nüfusun sadece %5'inin kişisel tuvaleti vardı. Yani geri kalan %95'lik kısım tuvaletlerini ortalık yere yapıyordu. Roma şehrinde bazı sokak köşelerinde halka açık derin çukurlar da mevcuttu. Bu tuvalet çukurları gündelik hayatta oldukça önemli yer tutmaktaydı. Lakin bu çömlekler daha sonra imparator tarafından vergilendirilmiştir. Bunun da vergisi olur mu demeyin, olmuş. Evlerinde hacetlerini gideren Romalıların ise çömleklerini 3 ya da 4. kattan aşağı atarken geçenleri gözetmeden pencereden dışarı bırakması ise başlı başına bir problemdi. Yoldan geçerken üzerine pislik dökülenleri korumak için kanunlar bile vardı. Mağdurun tüm zararı döken tarafından karşılanır, yaralandıysa sağlık masrafları ve giyecek masrafları döken tarafından ödenirdi. Ama bu kanuna rağmen yine evdeki pisliği boşaltmanın en basit yolu onu Roma sokaklarına dökmekti. Evinde özel tuvaleti olmayan Romalıların ikinci seçeneği ise toplu tuvaletlerdi. Antik Roma tuvaletleri arasında birkaç metre arayla birer delik bulunan özel taşlardan oluşuyordu. Yani insanlar yan yana oturup hacetlerini gideriyorlardı. Bu temizlikten hoşnut kalmayan Romalılar çubuğu hemen yanı başındaki suya daldırıp biraz daha temizlerdi. İşi biten Romalı çubuğu ve temizliği yaptığı süngeri aşağıda akan suya gelecek şekilde yerleştirir, temizlik aparatını bir sonraki Romalıya bu şekilde bırakırdı. Ve tuvaletler tüm yaşlara, tüm cinsiyetlere açıktı. Düşünün, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, tüm Romalılar aynı anda aynı yerde yan yana hacet gideriyor. Bazı antik tuvaletlerde aynı anda 100 kişi işini görebilmekteydi. Evinde özel tuvaleti olan Romalılar bu herkese açık alanlarda pek bulunmasalar da bazı Romalı üst düzey bürokratların halkın nabzını tutmak için ya da politik bazı faaliyetler için bu tuvaletlere gittiği ve tuvalet sohbetlerine katıldığı bilinmekte. Yani tuvaletler büyük bir sosyal ağ. Gündelik dedikoduları duymak, bir arkadaşla buluşup konuşmak ya da basitçe iş konuşmak için çok iyi mekanlardı. İşte sıçarken sosyalleşebilmek böyle bir şey. Düşünsenize, yan yana sıçarken birbirlerini görüp aşık olan bir çift. Bizce yüzyıllarca konuşulması gereken bir hikaye.